Demek ki zincir düzeltmeler bugünkü mazımız asasi. Bugün Kore'deki masalarımız bu birinci zincirli düzeltmeler. Bu üç umum malumatlar da verim. İkinci zincirli düzeltme türleri ve tasfları. Üçüncü zincirli düzeltmedeki güçler. Ve dördüncü zincirdeki güçlenişler. Şimdi sizce malum zincirli düzeltmelerde hatta işletişini kurgansız. Zincirli uzatmalar, mekanik uzatmalar türkümüne girip hareketini bir valda ikinci bir valga miktarını uzatır bir için hizmet kıladı. Şimdi bana zincirli uzatma iki de dişli yüldükçe ve ularga kirlilgen zincirden tashkil topgan. Bana takdimatı karayın, bana iki de zincirli uzatmanı suratı verilgen, çaptaki kişine yüldükçemiz bu. Yetekli uçu, oyun tamamında katta güldükçemiz yetekli uçu hesablanadı. Yeni maşı güldükçelerimizde yiğitler asasi kurs açışları, yemindik kurs açışları verirken bol uçu. Bana dıbır, bu birinci kıldıraydı ziyoçkanın ki, de iki, ikinci ziyoçkanın. Bana taş alenin diametreleri hem verirken, de A2, de A burlabılar. İkinci ve birinci boğullarını ziyodüşkelerini taşkaylarına diametre. Bundan taşkarı şu yüldükçelerde yüldükçelerini yani Rusçası ziyodüşke yüldükçelerini kişiler sonra zet var, zet ikiler hem verilgen. Ve zincirli uzatmanı okla arasındaki masafasına kursatırken yiyikler. Benim abette alfa bir burçak var. Görüyorsun mu? Bu kişinin yüldükçelerini yıldır zincir tamamından kaplanış burçayı kursatırken. Hangi kup kaplanış olsa ila şunca yaşı bol ışığı sizge indi mal. Şimdi zincirli uzatmalar yiyikler. Zincirli uzatmalar yiyikler yiyikler olsak bana siz hayatta kup bir gelsin bana. Yusuf ediysem zincirli uzatma arkada hareketli oladı. Benim hakiğimi resimde ise motosikl kursatıyken motosiklam kuruyorsunuz mu? Zincirli uzatma arkada hareket oluyor. Bu da kup katarlı. Bu da kup katarlı. Kiğimi bana suratta içgüanlı diyetilini gaz taslanmış mekanizmi verilgen. Şu gaz taslanmış mekanizmi hem kalinçli baldan, tırsaklı baldan hareketini zincirli uzatma arkada oladı. Bu da iki de taslanmış var kursatıyken kuruyorsunuz. İki de demek 16 klapıldı bu da. Onun klapıyla içgüdü diyetini gaz taslanmış mekanizmi kursatırken. Bu da görüyorsun, zincirlerde konstrüksiyon, çişi var iken, çişiyle zincir burada kullanırken yıkılır. Şimdi zincirli uzatmanı maşan sazıyla işletilirken üçte türü var. Bu yurt şekilde, yük taşı şekilde var, taş için bocalayan konstrüksiyonlar var. Yük taşı için zincirler tezliği katta bulmadan, yük kotarı için mekanizmlerde yükünü asıp onu kotarı duruş için hizmet kıladı. Kanyeverlerde asasen maşa yük taşı için zincirler kullanılıyor. Yük tartır için zincirler ise elevator, ekskavator kapı mekanizmlerde işletiladı. Şimdi sınıflanışı geçsek yiğitler zincirini türüge göre futulkalı boladı. Futulkalı rolüyle var, çiçekli türlerine bulunmadı. Şimdi kullanılırken zincirlerin sonuna kadar bir katarlı, iki katarlı, kök katarlı oluyor. Şu mümkün. Ve nihayet zincirin uzatmanın kabuğu var mı yokluğuna kadar açık ve yapık konstrüksiyonları boladı. Yapık konstrüksiyonları boladı. Şimdi avzalliğe toktayımız, Avzalliğe toktayımız. Ben kendim olsam bu adamda. Dursun mu? Yaman abi arık var. Avzalliğe toktasak, demek zincirli uzatmaya yordamda hareketini dişli uzatmaya nispeten uzağa masafa gel. 8 metre geçe uzatışımız mümkün. Faydalı iş koefisiyenti yukarı. Yetten uzun koruyasını 0.96-0.98 oralıkta buladı. Sırpanış hadisası bulmaydı. Bu sebeple uzatışlar sonu uzgarmaz. Albatta çivogendeki sırpanış hadisası bulmaydı. Ziyozikalarızda, yüzükalarızda çişi var. Yani kemçeliler ikiysek, zincirini tayarlaş murakya ve tanarıkı yukarı.
ishlaganda nazorat qilib turish kerak. Shu velosipedingizni ham vaqti-vaqti bilan zanjirni moylab turishingiz kerak. Chunki ochiqda bo'tda zanjir uzatmaysiz. Qor yomg'irda yurasiz, albatta uni moylab turmasangiz bo'lmaydi. Undan keyin uzatmani yig'ishda yuqori aniqlik talab qilinadi. Va nihoyat oxirgi kamchiligi zanjir detallarining yelishi bo'g'ilib uzunligining ortishiga olib keladi. Natijada tayanchlarda qo'shimcha dinamik kuchlar paydo bo'ladi va zanjirni uzatma notekis ishlashga olib keladi. Zanjir uzatmani notekis ishlashga olib keladi. Mana mana shu yerda zanjirni konstruksiyalari ko'rsatilgan yigitlar, zanjirni konstruksiyalari ko'rsatilgan. Mana birinchi surat Futulkalı rolikli zancir. Futulkalı rolikli zancir hesablar. İkincisi bu tişli zancir hesablarlar. Bana futulkalı rolikli zancirini suratıki ahmet verir. Bana bu valik. Birincisi valik bana. Valik maşıda valik. Birincisi valik. İkincisi futulka. Üçüncüsü rolik. Törtüncüsü içki plastinke. İçki plastinke bana. Beşincisi taşki plastinke. Şimdi burada şu valik izli diametri verirken va zanjirni qadam berdi. Bu asosiy ko'rsatkichlar. Mana shu qadam zanjir uzatmada asosiy rol o'ynaydigan ko'rsatkichlardan bittasi. Mana mana bu yerda tishli zanjir ketgan. Tishli zanjir bir necha plastinkalarda valik bilan bog'lab hosil qilinadi. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerda ham qadami ko'rsatilgan. Qadami ko'rsatilgan. Endi mana bu valigingiz tashqi plastinkaga tig'iz qilib o'rnatiladi. Mana bu futulka esa ikkinchisi İçki plastinke tıkız kılınatılır. Mana bu rolügiz, mana bu futulka suda bir mala alenengen kılıp onatılır. Mana bu, birinci boğulumuzda diametre kuruyorsun ama şu itibar veriyor. İyi, zancı kadamlar gibi itibar veriyor. Bu asasi koçatçılardan bittersin. Değil. Mana, şimdi umma işletilirken ama zancırlı uzatmalar, onu ziyozuskası yağım, yüdüşası yağım, zancırını uzayan standartlaştırıyor. Bana bayağı yapım maşıda takılını yaptı. Görüyorsun mu? Futulkalı rolükle zancırla konstruksiyası da taşkı plastinke beşke tıkız kılı onatıgan valik bir oladı. İçki plastinkeye törtüncü, içki plastinke törge tıkız kılcarı için futulka ikki. Ve futulkanın alt tarafı da alenirgen rolükten düzülgendir. Yani yazık böyle yani katadan. Zanjir roliklari, zanjir roliklari yulduzcha bilan ilashgan paytida unga tekkanda aylanib, sirpanish, dumalashga aylanadi. Mana shuning uchun ishqalanish kuchi rolikli zanjirlarda, futulkali rolikli zanjirlarda kamroq. Katta tezlik va katta yuklanishlarni uzatish uchun zanjir uzatmada ko'p qatorli zanjir uzatmalar ko'p qatorli zanjirlar ishlatiladi. Masalan, mana shu ichkan dvigatelni qaytadigan bo'lsak, ichkan dvigatelni gaz tasminlash mexanizmida o'sha zanjirlar ishlatilgan. O'sha Jigulini olasizmi, BMWni dvigatelni olasizmi, o'sha yerda ikki qatorli zanjirlar zanjirli uzatmalar ishlatilgan yigitlar. Iqtidorli zanjirli uzatmalar ishlatilgan. Tak. Futulkali zanjirni futulkali rolik zanjirdan farqi futulkali zanjirda roligi bo'lmaydi. Natijada zanjirning og'irligi va tanarxi kamayadi. Biroq futulkali zanjir uzatmada zanjir va yuzchalari teziladi. Aylantirilgan roligi yo'qda. Shuning uchun ular kamiklanish kam yuklanışlı ve tezliği nispeten küçük bölgen uzatmalarda kullanış tasvir ediladı. Yani sizi velosipede izleyen futulkalı da rolü yok. Yani da bayağı etken avtomobillerde gaz tasvir mekanizmi açıyız ve de futulkalı rolü zancır türüptü. Tişili zancırlar iki uçı da tişke okşar çıkıları bölgen plastinkalar toplamadan ibaret. Plastinkalardan iborat. Endi
bu zanjirlar o'ta ishonchli va mustahkam bo'lib, katta tezlik va quvvat uzatishda mo'ljallangan joylarda ishlatiladi. Katta tezlik va quvvatlar uzatiladigan joylarda qo'llaniladi. Lekin tishli zanjirlarning og'irligi va tayyorlanish qiyin. Shu tufayli ular mashina asosida kam ishlatiladi. Ha, zanjirli uzatmalarni quvvati 100 kilovattgacha, tezligi 15 metr sekundgacha, aylanishlar soni 500gacha va uzatishlar nisbati 7gacha bo'lgan joylarda foydalanish tavsiya etiladi. Endi zanjirli uzatmalar yordamida, zanjirli uzatmalar yordamida uzatishlar nisbati mana sizga tanish bo'lgan formula orqali topiladi. Mana bu yerda yigitlar aylanish soni bo'yicha uzatishlar nisbatini topyapti, burchak tezligi bo'yicha va tishlar soni bo'yicha topyapti. Uzatmadagi quvvat esa mana bu formula bo'yicha topiladi. Demak, P barobar FT ko'paytirgan V tasim 1000 kilovatga kelib chiqadi. Endi bu aylanib bo'ylab yo'nalgan kuch, bu tezlik mana anonda kilovatga kelib chiqib turibdi. Endi mana shu tezlik mana topish zanjirli uzatmadagi tezlik, demak, zvyozdochkani tishlar soni ko'paytgan va ko'ryapsizmi? Zanjirni qadami aylanish soni bo'yicha topiladi. Taqsim 60 ko'paytirgan 1000 metr sekundga kelib chiqadi. Endi bu yerda sizga ma'lum, boya aytib o'tdim, z bu tishlar soni zvyozdochkani yuzuvchan tishlar soni, en zanjirni qadami T, uzr, zanjirni qadami N, aylanishlar soni. F, T, aylanib bo'ylab yo'nalgan kuch. Endi mana bu 60 mila, albatta metr sekundda chiqarish uchun qo'yilgan koeffitsiyentlar. Chunki tishlar sonini o'lcham bilib yo'q, zanjir qadam millimetrda, aylanishlar soni aylana minutda qo'yasiz va aylanib bo'ylab yo'nalgan F, T kuchi esa kilonewtonda qo'yiladi. Mana koeffitsiyentlarni ishlatganingizda metr sekundda kelib turibdi. O'rtacha tezlikda qo'llaniladigan rolikli zanjir uzatmalar yuzuvchalarining tishlar soni, masalan, Z1 ni minimal oladigan bo'lsangiz 17-19 atrofida olishingiz kerak. Ikkinchi g'ildiray maksimal tishlar soni ham 100 dan 120 atrofida olishingiz kerak. Endi ko'p olsangiz konstruksiya qo'pol bo'lib ketadi, og'irlashib ketadi. Shuni e'tiborga olish kerak. Endi shu mexanik uzatmalar ichida zanjir uzatmalar eng ko'p metal sarf bo'ladigan uzatma hisoblanadi. Metalloyomka hisoblanadi. Shuni e'tiborga olib, mana mana shu tasvirlar qilinyapti. Demak, Z minimum shu orasida, Z maksimal shu orasida bo'lish kerak degan shart qo'yilyapti. Yuzuvchalarning tuzilishi tishli g'ildirakka o'xshash bo'lib, uni bo'lyapcha aylana diametri zanjir bilan ilashganda valiklarni markazidan o'tadi. Mana yuzuvchalarni bo'luvchi aylana diametri qanday topiladi? Ko'ryapsiz, zanjir qadamini bo'lyapsiz sinus qarshisida pi taqsim zga. Mana bu yerda demak, yuzuvchan tishlar soni bu endi zanjirning qadami bo'yicha topilyapti deganda. Mana o'qlar masofa zanjirni uzatma desa, mana formula bo'yicha topiladi. Demak, tashqi aylana diametrining yig'ilishini ikkiga bo'lasizda, mana bu qiymatni shu orasida qiymatni qo'shib qo'yishingiz kerak. Lekin zanjirning chidamliligini ta'minlash uchun, yigitlar o'qlari masofani zanjir qadamiga ko'ra olish tavsiya etiladi. Demak, 30 dan 50 gacha bo'lgan qiymatni zanjir qadamiga ko'paytirib, mana shu millimetrda olish tavsiya etiladi. Bu endi zanjirni uzunligini aniqlash formulasi, yigitlar, zanjirni uzunligini aniq. Mana shu qizildagilar bu savollarda uchraydi. Endi mana zanjirni uzunligini aniqlash. Endi zanjirdagi bog'lar juft songacha yaxlanadi va unga ko'ra o'qlar masofa qaytadan aniqlanishi kerak bo'ladi. Zanjirni uzatma normal ishlashi uchun zanjir ma'lum darajada salqi bo'lishi kerak. Buning uchun o'qlar masofaning qiymati 0.1 dan 1 dan 0.2 gacha qiymati o'qlar masofaga ko'paytirib, kamaytirib olish tavsiya etiladi. Mana shu qiymatga kamaytirish tavsiya etiladi. Endi zanjirni uzatma ishlaganda uni bo'g'ilar yiyiladi, detallar yig'iladi va cho'zilib qoladi. Shunda inobatga olishimiz kerak.
Endi zanjirli uzatmadagi kuchlarga to'xtaydigan bo'lsak, xuddi tasmaga o'xshab, bu yerda tarmoqlardagi kuchlar bor, EF bor, EF2 bu yetaklovchi, bu yetaklanuvchi, ziyozishkadagi, yugurishkadagi, FTN sizga ma'lum, aylanma kuch. Endi mana yangi kuchlar bor, F0, boshlang'ich tarayonlik kuchi va FV, markazdan qochma kuchlar. Mana markazdan qochma kuchi mana quyidagicha aniqlanadi. Buni bundan oldin aniqladik. Endi F0imiz boshlang'ich tarayonlik kuchi mana formula bo'yicha aniqlandi. Bu yerda endi A kichkina A mavjuddir. Endi o'qlar masofa bilan buni adashtirmaylar. A zanjirning sarqilligi hisoblanadigan qismini uzunligi. Endi pastda, masalan, gazetada turgan bo'lsa, pastdagi qismini uzunligi. Endi M 1 metr zanjirning massasi kilogrammetrda olinadi. Endi J og'irlik kuchini tezlanishi metr tasi sekund kvadratda. KF sarqillik koeffitsienti. Bu zanjirlar uzatma gorizontal tekisligiga nisbatan joylashuviga va sarqillik F ga qiymatiga bog'liq. KF sarqillik koeffitsienti 0.1-0.2 masofani o'qlari masofaga ko'paytiradi. Mana mana shu oraliqda mashhur bo'lishi topiladi. Amaliy hisoblarda yigitlar F2ning qiymati 0 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni zanjir detallarining yig'ilishi me'yorda bo'lishi uchun me'yorda boshlang'ich tarayonlik kuchi markazdan qochma kuchdan katta bo'lishi shart yigitlar. Mana shart eslab qoling. Endi ishlarda zanjir elementlarida quyidagi kuchlanishlar hosil bo'ladi. Birinchisi ichki plastinkani futulka bilan o'rnatilgan qismidagi cho'zuvchi kuchlanish. Mana nima bu? Demak, hosil bo'lgan cho'zuvchi kuchlanish ruxsat etilgan cho'zuvchi kuchlanishdan kichik bo'lishi kerak. Endi bu yerda mana bu futulkaning diametri yigitlar, bu zanjirning eni va hokazo hokazo. Endi tak. Ikkinchisi sirtqi plastinkalarni valik bilan o'rnatilgan qismida esa eguvchi kuchlanish bo'ladi. Mana eguvchi kuchlanishni aniqlash kerak. Bu ham hosil bo'lgan kuchlanish ruxsat etilgan ezilishdagi kuchlanishdan kichik bo'lishi kerak. Va nihoyat valikdagi kesuvchi kuchlanish, mana urinma kuchlanishimiz ko'ryapsizmi? Hosil bo'lgan urinma kuchlanish ruxsat etilgan urinma kuchlanishdan kichik bo'lishi kerak. Mana shu tau, demak ruxsat etilgan taudan kichik bo'lsa, javob bo'lsa teng bo'lishi kerak. Bu yerda ham sigma ruxsat etilgan ezilishdagi kuchlanishga kichik bo'lishi kerak, javob bo'lsa teng bo'lishi kerak. Mustaqamlik bo'yicha. Mana nihoyat mana cho'zilishga hosil bo'ladigan sigma es ruxsat etilgan sigmadan kichik va teng bo'lishi. Mana mana shunda yigitlar mustaqamlik bajariladi. Bu kuchlanishlar zanjirni standart o'lchamlarini belgilashda albatta e'tiborga olingan. Mana mana shu kuchlanishlarni zanjir elementlarida sxemasi ko'rsatilgan. Mana eftalar aylana bo'ylab yo'nalgan kuch. Mana bu yigitlar zanjirni mana endi ko'rsatilgan. Zanjir plastikasining qalinligi mana es ko'rsatilgan. Valigizni diametri. Mana bu yerda futulkaning diametrlari hammasi ko'rsatilgan va kuchlanishlarning yo'nalishlari, mana urinma kuchlanishlarining yo'nalishlari hammasi ko'rsatilgan. Bu zanjirda hosil bo'ladigan o'sha kuchlanishlar. Mashina asoslikda ko'p ishlatiladigan futulkali rulli zanjirlar uchun yuqorida keltirilgan kuchlanishlardan sharnida hosil bo'ladigan bosim eng asosiy hisoblanadi. Chunki zanjirni ishlash muddati uning sharnirlarining ishlash muddati bilan belgilanadi. Shuning uchun zanjirni sharnirlarining yirishga chidamliligini chidamligi aniqlanadi. Bunda quyidagi shart bajarilishi kerak. Demak, sharnirdagi bosim teng bo'lyapti FT taqsim qavs ichida B ko'paytirgan D va u kichik hech bo'lmasa teng bo'lishi kerak ruxsat etilgan bosimdan. Endi mana hozir aytib o'tdim, bu nimaligini chinapuni sharnirdagi bosim, bu zanjirni eni, bu valigizni eni. Bu esa ruxsat etilgan bosim. Endi bular ruxsat etilgan bosim
basın zancı kademe göre belirlenadı yigitler. Bu standart bu işe var, kursayız boladı, cedvallarda kursayız boladı. Şimdi asasi bir edigen malumatlar yigitler sizlere şu,